şu anda mecliste bütçe görüşmesi gerçekleştiriliyor. AK Partili milletvekilleriyle HDP'li milletvekilleri arasında büyük bir gerginlik, kavga yaşanıyor. Bunun sebebi de Süleyman Soylu'nun PKK'lılara karşı yapmış olduğu gözaltılar, ani hani ev baskınları ve PKK'dan dolayı hani tutuklanan, gözaltına alınan kişilere emniyetin davranış biçimi, sert davranması. Süleyman Soylu da açıklama yapıyor zaten HDP'lilere karşı. Bizim diyor şu anda zaten biliyorsunuz bugün 3 tane şehidimiz var. Yola tuzaklamış oldukları mayının patlaması sonrası 3 tane askerimiz şehit oldu. HDP'liler de Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu o gözaltı kararları ve tutuklamalara ve öldürülen PKK'lılara karşı büyük bir kin ve nefret içerisindeler. Bunu hazmedemiyorlar HDP olarak. Kandil'in uzantıları yani. Şimdi her iki tarafın milletvekili de tansiyon iyice gerildi ya, birbirlerine giriyorlar. O arada da CHP'nin milletvekillerinden ses seda yok. Hani bir tanesi çıkıp da demiyor ki ne? Ya ortada bizim askerimiz var, şehidimiz var, vatan evladımız var, canımız kanımız var. Türkçüyüz, Türküz, milliyetçiyiz, cumhuriyetçiyiz, bu ülkenin milletvekiliyiz. Biz bu ülkenin hani askerini, polisini, vatandaşını koruyoruz. Siz nasıl bizim askerlerimizi hani katledenlere karşı destek olursunuz, onların arkasında durursunuz diyebilecek bir CHP var mı? Yok. Sadece AK Parti, MHP ve HDP arasında geçen bir olay. Onlar diyebilir mi HDP'ye bir hani bir karşılık verebilir mi? Bir söz söyleyebilir mi? Söyleyemez. Niye? 2023'teki ittifakları, ortaklıkları su yüzüne çıkar. Ve bu ittifakın zemini ortadan bertaraf edilmiş olur. Bunlara yani HDP'ye karşı tek bir söz, kelime bile edebilecek cüreti CHP'nin şu an yoktur. Bu ayıp da CHP'nin tabanı ve seçmenine yeter zaten. Ne yazıyorlar yorumlarında bana? Ne söylüyorlar? Diyorlar ki ne? Recep Tayyip Erdoğan da 1999 yılında Abdullah Öcalan'ın tutuklanarak Türkiye'ye getirileceği zaman Erdoğan şöyle demiş. Apo aldığı kellelerin hesabını verecek demiş. Bak bak hani oradan ta oraya takıntı yapmışlar. Kelleler demiş şehidimize. Şehitlerimize, askerlerimize kelle demiş. Bir de Sayın Öcalan demiş. Ta nereye takılıyorlar? Ya adam bugün mecliste konuşuyorlar şu anda ya. Görüşme yapıyorlar. 3 tane askerimizi şehit ettiler. Ağzınızı açıp da tek kelime edemiyorsunuz ya. Her evden bir oy dediniz. Ailecek HDP'ye verdik dediniz. Hepiniz bak hepiniz. Saz çaldırıp televizyonlarda HDP'yi güzelleme yaptırdınız. Adamlar daha önce meclise parti olarak giremiyordu. 5 milyon oy alamıyordu. Barajı geçemediği için %10 barajını. Meclise giremediklerinden bağımsız olarak milletvekili seçiliyorlardı. Ve 100 bin oy alan her insan milletvekili olabiliyordu. Bu sayede 20-30 milletvekili zar zor çıkartabiliyorlardı. Çünkü 100 bini aşan oylar boşa gidiyordu. Ama şimdi parti olarak girdikleri için CHP'den güç aldılar, destek aldılar. CHP'de biz sizi meclise sokacağız. AK Parti olacağına HDP olsun, PKK olsun dediği için her evden bir oy, 5 kişiden bir kişi. Ailecek HDP'ye verdik. HDP'ye oy atmaktan memnunuk dediler. Meclise soktular. Adam şimdi bunu demiyor. Meclise, biz PKK'yı meclise taşıdık. Bizim sayemizde mecliste AK Parti olacağına HDP olsun demiyor. Biz onunla işbirliği içerisindeyiz. Onunla ortağız. 2023'te de ortak olacağız demiyor. Onun sayesinde belediyeler aldık. HDP'ye gebeyiz demiyor. Onların isteklerini, emirlerini, doğrultularını kanun bilip onlara iş güç veriyoruz. Belediyede destekliyoruz. Kadroya alıyoruz. İş yerleştiriyoruz. İhaleleri onlara veriyoruz demiyor. Bunların hiçbirini görmüyor. Erdoğan askerimize zamanında kelle demiş. Sayın Apo demiş. Siz her gün Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorsunuz. Her gün Demirtaş niye içeride yatıyor diyorsunuz. Niye PKK'lı, HDP'li belediyelere AK Parti kayyum atıyor diyorsunuz. Niye ortalık ayaklandırıyorsunuz? Adam PKK'ya yardım etmiş belediye. Kayyum atanıyor.
Niye hemen kayyum atanatamız arkasından Ekrem İmamoğlu doğru Diyarbakır'a, Mardin'e, Van'a, Hakkari'ye, oraya buraya gidiyor? Niye hemen koştura koştura oraya gidiyor? HDP'lilere destek amaçlı. Demokrasi, özgürlükçü, cumhuriyetçi ya. Adam PKK'ya yardım etmiş. Etmese kayyum atanmaz. Ha, onlar ne diyor biliyor musun? AK Parti olacağına PKK olsun diyor işte. 2023 ittifakına zemin hazırlıyor. Güzel gözükmeye çalışıyor HDP'ye. Şirin oluyor. Güzelleme yaptığınız kişi HDP arkadaşlar. 40 senedir bu ülkenin başına bela olmuş bir kuruluştan bahsediyoruz. Ama size de bu ayıp yeter yani. Seçmenine söyleyeyim. CHP'nin seçmenine. Size bu ayıp yeter. Siz içinize sindiriyorsanız bu olayları, yani size tuhaf gelmiyorsa, gururla taşıyın bu işbirliğini, gizli ittifakını. Siz memnunsanız sorun yok arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.